Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugünkü tarifim baklavalık yufkadan burgu tatlısı. Öncelikle şerbetini yaparak başlayacağım. 3 su bardağı şekeri tencereme alıyorum. Evimizdeki klasik bardaklardan. 3 su bardağı da su ilave ediyorum. Ufak bir dilim limon atıp ocağın altını yakıyorum. Kaynayana kadar orta ateşte ara ara karıştırıp şekeri eriteceğim. Kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşi alacağım. 20 dakika boyunca kaynatıp ocaktan alacağım. Şerbetini de ılık, tatlını da ılık olarak dökeceğim için öncelikle şerbetini hazırladım. Şimdi bu burada kaynaya dursun. Ben hemen baklavayı yapmaya başlayayım. 250 gram ceviz kullanacağım. Cevizi güzelce robottan çektim. Eğer ki biraz daha tane tane olmasını istiyorsanız bir poşetin içerisine koyun. Onun içinde böyle bir şeyle, sert bir şeyle döverek daha tane tane yapabilirsiniz. Ben böyle 27 yapraklı 500 gramlık hazır baklavalık yufka kullanacağım. Tepsim dolana kadar kullanacağım. Geri kalanı tekrar poşetleyip kaldıracağım. Sadece 10 dakikanızı alıyor. Bir tarafta şerbetimiz kaynıyor. Baklavanızı yaparken kesinlikle kurutmayın. Lütfen çok dikkat edin. 2 tane yufkayı aldım. Şöyle göstereyim. Hiçbir şey sürmeyeceğim aralarına. Cevizi şöyle serpiyorum. Tamamen göz kararı koyabilirsiniz. Arzu ettiğiniz kadar. Her burgu için 2 adet yufka kullanacağım. Çok uçlara gelmesin ki sonrasında çıkmaması için. Şöyle ince bir oklavam var. Onunla saracağım. Şöyle sıkı sıkı sarın. Elinizden geldiğince sıkın. Sıktıktan sonra elinizle büzüştürün. Bu kadar. Hiçbir şekilde yağ falan sürmeyeceğim tepsiye. Kenarları çok sıkıştırmanızı gerekiyor. İki tane daha alıyorum. Son bir tane daha sizlere göstereyim. Ondan sonra ben yapmaya devam edeceğim. Bu tepsim dolana kadar aynı işlemle devam edeceğim. Cevizi serpiyorum. Çok aşırı derecede ceviz doldurmayın. Bu sefer sıkarken çıkıyor. Şöyle sıkıyorum. İki ucundan. Tatlıyı tamamladım. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunu kenara alayım. Ben burada 150 gram tereyağını erittim. Benim böyle çökelek çökelek oluyor. O yüzden süzdüreceğim. Yoksa üzerinde kötü bir görüntü oluyor. Sizler de süzdürün. Ondan sonra ilave edin. 1 su bardağı da sıvı yağ ilave ediyorum. Tatlının üzerine eşit bir şekilde dağıtıyorum. Her yerine gelsin. Çünkü hiçbir şekilde aralarına yağ sürmedik. Hafif hafif aralarına girsin. Fırın ısınana kadar bir 5 dakika boyunca bu şimdi burada beklesin. Biz 70 derecelik fırında ortalama üzeri kızana kadar ama bir 40-45 dakikada pişecektir. Tatlıyı fırından çıkardım. Gördüğünüz gibi çok güzel kızardı. Bir yarım saattir dışarıda bekletiyordum. İlk sıcaklığı çıksın. Böyle ılık halden ılık hale geldikten sonra şerbetini dökebilirsiniz. O esnada şerbet de bayağı soğudu zaten. Her yerine eşit bir şekilde döküyorum. Ortalama bir 50 dakikada tatlı pişti. Üzerine hafif şöyle birazcık aralıklı kalsın, hava alacak şekilde kapatıyorum. Bir
2 saat boyunca bu şekilde dinlendireceğim. Yeterince dinlendirdim. Şimdi keseceğim. Siz isterseniz yağını dökmeden önce kesin. Ben unuttum. Ama fark etmez. Şimdi de kesebilirim. Sadece 3'e böleceğim. Çok fazla küçültmeyeceğim. Şerbeti de çok çekmedi aslında. 2 saat yeterli gelmedi. Siz de iyice şerbetini çekene kadar bekletin. Çatalla ne kadar çıtır çıtır olduğunu da duyuyorsunuz. İyice yakından da göstereyim. Umarım sizler de denedikten sonra memnun kalırsınız. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Instagram'dan da Seval Mutfak'ta olarak beni takip alabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.